Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Yine bugün bir sürü önemli veri var elimizde. Amerika'daki Nisan ayı istihdam verileri açıklandı. Diğer taraftan Fed'in finansal istikrar bölümü ekonomisinden önemli uyarılar var. Amerika'da şirketler çakıldı, orada da resesyon korkusu var. Peki dolarda neler olacak? Bunların hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, o zaman dolar dedim, dolarla başlayalım dilerseniz. 14.94 bizim şu anda yayın yaptığımız dakikalarda, iki gündür yeterince baskılayamıyorlar gibi görünüyor. Gece yarısı 15.20'yi de geçtiği söyleniyor. 15 barajını da yıkmış gibi görünüyor. Dilerseniz bununla başlayalım. Arkasından yine önemli açıklamalar var. Onları da soracağım. Şimdi Ebru Hanım, Merkez Bankası sürekli döviz satarak baskılamaya çalışıyor ama artık bu baskı fren tutmuyor. Neden tutmuyor? Şöyle bir hesap yapalım. Basit bir hesap var. Son açıklanan dış ticaret verilerinde ne vardı? 6.1 milyar dolarlık açık var. Bunun üzerine kur korumalı mevduattan gelenleri de koyun, diğerlerini de koyun. Merkez Bankası şu an rezerv açığı 60 milyar dolara dayanmış durumda. Bu çok büyük bir açık. Bu çok büyük bir açığı nasıl finanse edeceksin? Finanse etme şansın var mı? Yok. Kur korumalı mevduatla topladın. Artık o da artış trendi bitti. İhracatçıdan %40 alıyorsun. İhracatçı gidiyor 2 gün sonra ithalat yapacağı için piyasadan yoğun döviz talebi yapıyor. O döviz talebi ne yapıyor? Piyasayı kilitliyor. Şu an ithalatın, ihracatı finanse edemiyor. Bunun üzerine 6.1 milyar dolar sırf oradan açık geliyor. Üzerine dış borçlarını koy, swap ödemelerini koy. Swapları rollover edemiyorsun. Onu da koyduğun zaman her ay 15-16 milyar dolar bizim para bulmamız lazım. Bunu neyle buluyorlardı? Kur korumalı mevduat ve ihracattan aldıkları dövizle. Ama artık bunu kesmiyor. Deniz evet. Bitti. Yani özeti bu. Deniz bitti. Artık kuru baskılayamıyorlar. Bu da ciddi sıkıntı yaratıyor. Bunun yaratacağı ekstra sıkıntıları var. Eğer gerçekten ekonomi düzenleyecek, reel politikalara dönmezler ise önümüzdeki günde kur problemi çıkacak. Aynı zamanda faiz problemi çıkacak. Ve tam bir sarmala dönüşecek. Şu an maalesef döviz bulmakta zorlanıyorlar. Bulamayacaklar. Bunu baştan beri. Zaten söylüyoruz. Hiç olmazsa dışarıdaki enflasyonist baskıyı azaltmak için dolarlarınızı yakmayın dedim. Yani gidin en azından ham madde ithalatını yapın. Çünkü dünyada da şu an resesyon korkusu var. Amerika'da da var. Japonya'da da var. Avrupa Birliği'nde de var. Her yerde resesyon korkusu var. Evet. İngiltere Merkez Bankası aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla bu resesyon korkusunun, dolayısıyla bir, Amerika faiz arttırdı. Artı piyasadan 47,5 milyar dolar her ay para çekecek. 3 ay sonra da 95 milyar dolar çıkacak para çekişini. Yani bir senede piyasa 1 trilyon dolar para çekecek. Faiz artırmaya da devam edecek. 50 bas puan. Sonra tekrar bir değerlendirme yapacak. Belki 75 bas puan çıkacak. Peki Türkiye ne yapıyor? Tam bunların tersini yapıyor. Genişlemeye devam ediyor. Genişlemeye devam edersen tep aşağı çakılırsın. Yapacak bir şey yok. Evet. Türkiye'nin bütün bunları topladığın zaman şöyle bir dezavantajı çıkıyor. Bir, dışarıdan borç bulamıyorsun. Yani içeriye kaynak sokamıyorsun. Reel kaynak zaten gelmiyor. Yani yatırımcı zaten gelmiyor. Sermaye piyasalarında çıktılar. Bono piyasalarında yoklar. Peki sen nereden para bulacaksın? Neyle finanse edeceksin? Şu an finanse etme şansları kalmadı. Dolayısıyla kur yukarı doğru baskılamaya devam ediyor. İthalatçılar, özellikle ihracat yapan sanayiciler fabrikalarını çarkları döndürebilmek için ithalat yapmak zorunda. Bu ithalatı yapmaları için döviz lazım. Sen adamı %40 dövizden alıyorsun. Adam bir gün sonra gidiyor. Minimum zararla bunu kapatabilmek için ne yapıyor? Piyasada döviz toplamaya başlıyor. Ve bu sefer çifte döviz oluşmaya başladı. Zaman zaman kapalı çarşı piyasalarında döviz fiyatları bankadan çok üzerine çıkıyor. Ben bunu bayram öncesinde görmüştüm. Arife günde görmüştüm. O piyasayı gezdim. Oradaki resmi döviz büfelerini de gördüm. Fiyatlar inanılmaz farklıydı. Sirkecinin fiyatıyla Tahtakale'nin fiyatı arasında yaklaşık 50 kuruşluk fark var. 60 kuruşluk fark vardı alış ve satış fiyatları arasında. Birisi 14.40, 14.41 derken öbürü 14.90 alıyordu. 15.10'a satıyordu. Şimdi çifte dedik ki ya bu çifte piyasa oluşturmayın çünkü bu piyasa oluşursa yıkmak zor. Ama siz aylardır buna dikkat çekiyorsunuz ve oluşacağını söylemişsiniz zaten. Yani nitekim bu piyasa oluşuyor şu an. Yapacak hiçbir şey yok. Engelleyemeyeceksiniz. Aradaki marjı artırıyorsunuz. İstediğiniz kadar alış satış arasındaki marjı artırın. Geçen gün 4.5-4.70'e kadar çıktı. %5'e kadar çıktı. Ya sen bununla tutamazsın piyasayı. Nasıl tutacaksın bununla piyasayı? Tutamazsın. Şu an 14.81'lerde şu an döviz alış bankaları. Geçen gün 14.40'tı. 40 kuruşluk artış ciddi bir artış hesapladığın zaman. Evet. Yani evet. Engelleyemezsin. Yani dolayısıyla bizim ekonomik reformlar dışında hiçbir şansımız kalmadı şu an maalesef. Sevgili izleyiciler, yatırım yapmayı öğreneceğiniz ve paranızı harcamadan sanal parayla öğrenebileceğiniz bir aplikasyonumuz var. Çok da kısacık bir tanıtım. Onu izleyelim, arkasından devam edeceğiz.
Yatırım Koçu uygulaması paranızın kıymetini bilmeye devam ediyor. Siz de tamamen ücretsiz olan Yatırım Koçu uygulamasını indirerek uygulamanın sahip olduğu birbirinden farklı imkanlardan yararlanabilirsiniz. Yatırım Koçu uygulamasıyla uygulama içinden günlük finans haberleri ve seçtiğiniz pariteleri takip edebilir, uzman analistlerle paylaşılan ansat sinyallerini değerlendirebilir. Ayrıca gerçek paranızı riske atmadan sanal bakiye ile ansat sinyallerini test edebilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen hesap makinesi bölümüyle aracı kurumlardan yapacağınız işlemlerin olası kar ve zararlarını hesaplayıp işlemlerinizi buna göre açabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan Yatırım Koçu uygulamasını indirmek için açıklama bölümündeki linkten faydalanabilirsiniz. Yatırım Koçu, paranızın kıymetini bilen uygulama. Peki, Fed'in Finansal İstikrar Bölümü ekonomisti bir Türk, Levent Altınoğlu. Son yıllarda rezervleri artırmak için Merkez Bankası bankalardan döviz ödünç aldı. Şimdi dış yatırım ve ihracatla ülkeye giren döviz miktarı yetersiz kalırsa Merkez Bankası o zaman ödünç alınan dövizleri ödemekte zorlanabilir dedi. Tabii sadece bu da değil. Kur korumalı mevduat orta vadede enflasyonist baskı oluşturabilir dedi. Türkiye'de doğru. Faiz artışı gerekiyor dedi, gerekebilir dedi bundan sonra doğru. Dedi. Yani swap dolarlarını da ödeyemeyeceğiz demek istiyor galiba. Yani aslında doğru. Çok da bir çerçeve çizmiş değil mi ekonomi adına? Yani aklın yolu bir. Ekonomistler hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz zaten. Evet. Yani kur korumalı mevduat, DCM'ler gibi, dövize çevrilebilir mevduatlar gibi 70'li yılların sonlarına doğru yapılmıştı. Bu başımıza bela oldu. Ta 90'ların ortasına kadar biz bu belayı taşıdık. Büyük bir enflasyonist baskı yaptı. Hı hı. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar. Dedik ki kur korumalı mevduatta bu iş çözülmez. Evet, döviz yaratıcı, döviz getirici işler yapman lazım. Bunu yapabiliyor musun? Bunu da yapamıyorsun. Döviz toplayamıyorsun. Döviz alacak yerin kalmadı. Dövizleri aldın, swap'ları ödemen lazım. Nereye ödeyeceksin? Ödeyecek yerin yok. Dolayısıyla ödeme zorluğu zaten buradan başladı. Bugünkü kurun artışında bunda etkisi var, kur artışında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kur artışları Türkiye'yi çok zorlayacak. Yani artık tutamayacaklar. Sayın Bakan'ın dün bir açıklaması vardı. Vatandaşlara da enflasyona endeksli tahviller getiriyoruz diye. Yanlış. Getirsen ne olacak? Bu bir yandan da zaten faiz artışı olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yanlış. Evet. Yanlışı yanlışla örtemezsin. Yani iki tane eksi bir artı etmiyor. Burada yapman gereken şey vatandaşın parasını dövizden oraya yatırması değil. Senin döviz yaratıcı işlemler yapman lazım. Devlet bütçesini disiplin etmen lazım. Bunları yapmadan Türkiye'nin sırtı yerden kalkmaz. Mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde evet swaplar ödemekte zorlanacak. Bankalar da bu sefer dış borçları ödemekte zorlanacak. Yani tam bir sarmala sokmaya çalışıyorlar. Eğer Merkez Bankası bankalardan aldığı swapları geri ödeyemezse bankalara, bu sefer bankalar dış borçlarını ödemekte zorlanacak. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Onlar istediği kadar tutmaya çalışsın. Faiz de artırsa serbest piyasada büyük bir döviz işlemleri olmaya başlayacak. Serbest piyasa tekrar patlayacak. Maalesef faiz bile artırsalar değil mi? Evet. Tabii faiz bile artırsalar. Evet. Serbest piyasada dolar fırlayacak gidecek. O zaman ikinci el piyasalar oluşmaya başlayacak. Şu an insanlar kendi aralarında döviz alım satımı yapmıyorlar mı? Bir de kalktın 30 tane Afrika ülkeden dövizi getirmek zorunda değilsin dedi. 20-25 milyar doların oradan gitti. Şunu rahatlıkla hesap olarak şunu yapabiliriz. Her ay yaklaşık 16-17 milyar dolar şu an paraya ihtiyacım var. Şeyden, turizmden diyelim ki 45 milyar dolar geldi. Mümkün değil ama hadi geldiğini varsayıyorum. Bu ne kadar sürede gelecek? 12 ayda gelecek. Bunun %60'ı da yazın gelecek. 45 milyar dolar, 24 milyar dolar. Senin bir aylık ihtiyacın 16 milyar dolar. 1,5 aylık ihtiyacını giderdin. Sonra ne yapacaksın? Yani artık turizmden gelecek dövizler de ekonomik çare değil. Kuru tutma ya da ekonomi toparlama çaresi değil. Yani bunu anlamak evet. istemiyorlar. Neden anlamak istemediklerini ben de anlayamıyorum. Kasıtlı mı evet. yapıyorlar? Hiç anlaşılır gibi değil. Evet. Bu daha çok evet. enflasyon getirecek. Bu sefer enflasyon %200'lere gidecek. Bakın TÜİK'in enflasyonu bir oralara doğru gider. Bu iş patladığı zaman. Bunu yapmamız lazım. Ben bunu evet. Ekim-Kasım gibi görüyorum. Yani bu sıkışmayı, büyük sıkışmayı Ekim-Kasım gibi görüyorum. Evet. Peki son olarak biraz da Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri için ne diyeceksiniz? Beklenenin oldukça üzerinde gerçekleşti. 380 bin falan bekleniyordu. 428 bin kişi. 428 bin kişi de olsa FED dün bir politika değişikliği yaptı. Bu çok önemli. Artık dedi biz enflasyonu önemsiyoruz. Halkın enflasyon canını acıtmaya başladı. Hangi enflasyon? %8,5 enflasyon. Bizim aylık enflasyonumuz onların yıllık evet, enflasyonu aynen. 8,5. O bizim aylığımız bile onların canını acıtmaya başladı. Yani yıllık enflasyon bazında. Ve hı-hı. bunun için dedi ben dedi sıkılaştırmaya gidiyorum. Bu sıkılaşma dünyada
büyük bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü rezerv para olduğu için Amerikan parası, herkes bunun üzerinden borçlandığı için, dolar üzerinden borçlandığı için. Şimdi dünyada Amerika'nın faiz artı sıkılaşmaya başlaması dolar sıkıntısından neden oldu. Ve sabah saatlerinde faizler %3'e çıktı. 3.5'a kadar çıktı. 3.60'a kadar çıktı. Dolayısıyla bu evet, faiz artış, faizdeki çıkış endüstriden paranın faize doğru gitmeye başladığını gösteriyor. İşte bu sıkıntı yaratacak. İşte bu geçmişte, geçen bir ay içerisinde şey yaptı, adını söyle, işsizlik verilerinde yeni istihdamda iyileşme göründü. Ama önümüzdeki dönemde istihdamdaki bu iyileşmenin görülmeyeceğini görüyor şu an bütün dünya. Ve bu nedenle Amerikan borsalarında hisse senetleri çakıldı. Evet. Şimdi bu çok önemli. Amerikan firmaların da maliyetleri artmaya başladı. Şimdi burada bizim gibi eğer Reuskont'ta falan Amerikan firmalarının maliyetlerini düşünürlerse o zaman uluslararası piyasalarda gelen enflasyonu bir miktar engelleyebilirler. Ama şu an bunu yapamıyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buna mutlaka bir tedbir alacaklardır. Bizdeki bas faizle değil ama Reuskont kredileriyle onu aşağı çekebilirler, maliyetleri aşağı çekebilirler. Buradaki dünyanın korkusu, resesyon korkusunun temelinde ham madde. Evet. Yani Rusya krizi, bunun yarattığı enerji krizi artı ham madde krizi. Çünkü Rusya öyle veya böyle önemli tedarikçi ham maddede. Rusya, Ukrayna önemli tedarikçiler. Şu an bu tedarik zincirleri sıkıntı doğduğu zaman ve bunun üzerine bir de Çin'de küçülme başladı. Çünkü orada da bir resesyon endişesi var. Stagflasyon yakın bir endişe var. Henüz başlamış değil ama endişesi var. Bu endişeyi insanlar satın alıyor. Şunu anlamıyorlar. Bakın ekonomideki en önemli şey nedir biliyor musunuz? İnsanlar geleceği satın alıyor. Bugün geçti. Şimdi gelecekte ne olabilir? Ona göre yatırım yapıyorlar. Ve bütün dünyada buna bakıyor. Bizdeki gibi günlük yaşamıyor kimse. Yani 6 ay sonra ne olur? 3 ay sonra ne olur? 8 ay sonra, 12 ay sonra ne olur? İnsanlar buna göre pozisyon alıyor. Yoksa geçmişi geçirdik. Şimdi yeni duruma bakacağız. İnsanlar yeni duruma göre ne yapıyor şimdi? Dedi ki ya Amerika'da sıkılaşma başladı. Önümüzdeki faiz artışına dikkat alırsak bir anda tahvil faizleri 3'e çıktı. Amerika'da bas faiz 1, 0.75 ile 1 arasında ama tahvil faizleri 3. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla para faize kaymaya başladı. Bu Amerika'da sıkılaşma yani neden olacak? Bu sıkılaşma da Amerika'da bir yavaş yavaş ekonominin büyümesini düşürecek. Yani geçen ay -1.5'tu. Önümüzdeki 3 ayda da -1.5 devam ederse Amerika resesyona girdi demek. Evet. Evet, peki. Bu Türkiye'yi sıkıntıya sokacak tabii. Yani Türkiye'yi sıkıntıya sokması mümkün değil. Çünkü borçlama maliyetleri çok artacak. Bulabilirsen tabii şu an borç verilebilir. Şeyin çok altındasın. Çünkü CDS primi 650 oldu bugün. 650'ye çıktı CDS primi. Yani çöp diyorlar. Özeti bu. Evet, maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz. Dünyada olan her olumsuz şey bizde çöp etkisi yaratıyor. Maalesef, maalesef öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.